Müzik dalında bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi değerli sanatçımız Niyazi Sayın, uzun sanat hayatı boyunca klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğine yaptığı büyük katkılar sebebiyle Niyazi Sayın bu ödüle layık görüldü. Şimdi kıymetli sanatçımız Neyzen Niyazi Sayın için hazırlanan biyografi filmini izleyeceğiz. Sezgisi, duygusu, hissettirişiyle olgun ruhlara hitap eder musiki. Zamanın mekanın olmadığı, duyguların can yakmadığı alemlere ulaştırır. Ney sesi, neyzen nefesi insanın bu yolculuğunun en etkili tılsımlarındandır. İnsan gibi aynı, geldiği yere özlem duyan ve delik deşik olmuş sinesinden çıkan feryat ve iniltilerle sırdaş olur neyi, büyük musiki alimi Niyazi Sayın'a. Neyinin fısıldadığı sırları büyük aşkla üfleyen Niyazi Sayın, 1927 yılında İstanbul'da Üsküdar'ın Doğancılar semtinde doğar. Türk sanat musikisine ve Tamburi Cemil Bey'in taksimlerine küçük yaşlarından beri aşinadır. Ney üflemeye ise lise yıllarında merak salar. Neyzen Emin Yazıcı'nın öğrencisi Halil Dikmen'den ney öğrenir. Sanatın, iyi ahlakın bir uzantısı olduğunu düşünür. Bütün sanatların birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlar nitelikte olduğu görüşündedir. Çok yönlü bir sanatçıdır, farklı alanların bilgi ve birikimiyle yoğrulur. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde çalışır. 1950 yılında Ney sanatçısı olarak İstanbul Radyosu'na girer. Uzun yıllar İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde de ney üfler. 1976 yılında İstanbul Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda ney öğretmenliğine getirilir. 1980'de İstanbul Radyosu'ndan emekliye ayrılır. Necdet Yaşar'la birlikte Washington Üniversitesi'nin davetlisi olarak Seattle'a gider. Etnomüzikoloji konularında uygulamalı dersler anlatır. Seattle Public'te 2'de Ebru sergisi açar. Niyazi Sayın'ın ustalığı, neydeki perdeleri büyük bir titizlikle kullanmasına, nefes hakimiyetine ve eşsiz legatosuna dayanır. Geniş repertuarı sayesinde makamları çok iyi tanıyan Niyazi Sayın'ın taksimlerinde Tamburi Cemil Bey'in etkisi belirgindir. 2009 yılında Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almaya hak kazanır. Kültürün bir muhit işi olduğuna inanan musiki alimi Niyazi Sayın, önce muhitler bozuldu diye dertlense de hayatı boyunca muhitine sadık kalır, dünyaya geldiği Üsküdar'da ney üfleme tavrını en yüksek derecede bir ses ve seda estetiğine ulaştırır. Evet, büyük ney üstadı Neyzen Niyazi Sayın'ı şimdi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Fark etmez, nasıl isterseniz. İsterseniz ben şöyle yardımcı. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, huzurunuza muhabbet, sevgi ile sizleri selamlıyorum. Yaşım ileride olduğu için artık neyi üfleyemiyorum.
ama aziz muhterem Reis-i Cumhur Hazretleri'nin bendenize lütfetmiş oldukları bu ödül bir manevi ödüldür. Bir bestedir o. Çalacağım en güzel bir bestedir. Hatta bir ayini şeriftir. Onu da ben bedenen değil de kalben üflemeye çalışacağım. İnşallah huzuru Hazreti Reis-i Cumhurumuzun lütuf ve keremleriyle inşallah layık olurum. Onu kalben üfleyeceğim. İnşallah muvaffak olursam bendenize büyük bir manevi seda olur. Bu ödülün bana getirdiği güzellik manevi bir hava içinde ila nihaye gönlümde öbür aleme gittiğim zaman da inanıyorum ölmeyeceğim. İnsan ölmez çünkü. Beden ölür. Küllü nefsin zayikatül mevt diye tabutların üzerinde bir ayeti şerif vardır. Orada nefis ölür ama insan ölmez. İnsan ölmeyecektir de yaşayacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın lütfetmiş olduğu en güzel vücut insandır. Biz ondan bekliyoruz her şeyi. Evvela kendimizi tanımak ve ondan sonra da tanılması icap edeni tanımak mecburiyetindeyiz. Bu malumu seniyeniz men arafe nefsehu fakat arafe rabbe hadisidir herhalde, bendeniz hafız olmadığım için hata da edebilirim, kusurumu affediniz. Efendim, kim ki nefsini bildi o Allah'ı bildir. İşte başımızda bulunan muhterem Reis-i Cumhurumuz Hazretleri de bu neşe içerisinde bizlere bu lütuf ve keremi ihsan buyurdular. Huzurlarınıza kendilerine teşekkürlerimi arz eder. İnşallah ben de buna layıksam kendimi mesut adlederim huzurunuzdan. Hürmet, muhabbet, sevgiyle ayrılırım efendim.